Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın 395 milyarlık bütçesini konuşuyoruz. Bütçenin tamamında olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde de Türkiye'nin gerçekleri yok. AKP'nin rant hikayesi var, rant. Ülkemizde yük taşımacılığının %90'ı, yolcu taşımacılığının ise %93'ü karayollarıyla yapılıyor. AKP'nin rant anlayışından, birilerini zengin etmek anlayışından bugün ülkemizde demiryolu ağımız yük taşımacılığının sadece %4.6'sını, yolcu taşımacılığının ise %0.6'sını yapıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yük taşımacılığının %6'sı, yolcu taşımacılığının ise 0.6'sı deniz yoluyla yapılıyor. Cumhuriyet öncesi yaklaşık 4000 kilometre demir yolu ağımız vardı. 1950 yılına kadar, yani 26 yılda 5200 kilometre daha eklendi. Tüm imkansızlıklara rağmen Cumhuriyet döneminde hem fabrikalar açıldı hem de ülkemiz demir ağlarla örüldü. AKP iktidarının ise Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını sattığı gibi 21 yılda ancak 2000 kilometre demir yolu yapabildi. Onu da beceremediniz. Hatalarınızdan dolayı Çorlu'da, Ankara'da, Sakarya'da onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız sakat kaldı. Değerli milletvekilleri, demir yolu yapmak işinize gelmiyor. AKP iktidarında Türkiye'de bütün yollar ranta, ihaleye ve yandaşa çıkıyor. Devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor diye kamuoyunu yanıltan, yap, işlet, devlet gibi modellerle gerçekleştirilen kamu özel sektör işbirliği projeleri kapsamında 2024 yılında bütçeden Avrasya Tüneli için 44.9 milyar lira, otoyol ve köprüler için 73.8 milyar lira ödenecek. Yani deli dumrul vergisi gibi vatandaş bu yollardan geçse de geçmese de para ödeyecek. Sayın milletvekilleri, yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çorum, Karadeniz bölgesindeki 18 il içerisinde ihracatta birinci, Türkiye'de 13. sırada. İş insanlarımız bunu AKP'nin yapmadığı yatırımlara rağmen yaptı. Çünkü Çorum'un havalanı yok, demir yolu yok, hızlı treni yok, otobanı yok. Bırakın bunları, ilçe bağlantı yolları bile yok. Rant görmediğiniz için 25 yıl önce temel atılan ve %24'ü tamamlanan Çorum Havalimanı'nı çürümeye terk ettiniz. Tek kuruş ödenek sağlamadınız, şu anda çürüyor. Çorum'un dörtte biri kadar ihracatı olmayan komşu illere ve siyasetçisi güçlü olan şeylere havalanı yaptınız. Haklısınız. Tabii asıl suçlu bizim AKP'li Çorum milletvekillerimizin beceriksizliği yüzünden Çorum'a yatırımlar yapılmadı. Sayın Bakan, Çorumlu sanayicimiz her türlü zorluğa rağmen üretiyor. Ancak 10 bin dolara ürettiği ürünü 10 bin dolara nakliye ödemek zorunda kalıyor. Bizim Anadolu'nun kalkınma projesi diye tanımladığımız, sizin ise hiç ciddiye almadığınız iki projeden bahsetmek istiyorum. Ülkemizi demir ağlarla örme define en büyük eksik, Atatürk'ün dile getirdiği ve hayali olan Samsun-Sarp projesidir. Sahil yolunun yetersiz olduğu, alternatif ulaşımın olmadığı Karadeniz bölgesinde bu demir yolu hayati öneme sahiptir. Akrabalık ilişkilerinin ve nüfusun yoğun olduğu sahil bölgesinde bu hat acilen yapılmalıdır. Öte yandan Anadolu'da üretim yapan iş insanlarımız için ise Mersin, Samsun ve Trabzon limanı birbirine bağlayacak yük treni projesi de büyük öneme sahiptir. Bu proje Mersin, Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya ve Samsun için alan bu demiryolu ağı ile Anadolu kalkınacak. Ayrıca İstanbul Boğazı trafiği de rahatlayacak. Çorum OSB'de çalışan sayımız 12 binlerden 20 binlere çıkacak. İhracatta Türkiye'nin 13.sü olan Çorum bu yatırımlarla ilk 5'e girecek. Keza diğer illerimizde bu yatırımdan nasibini alacak. İşin özü, sanayicilerimiz Katarlara rant sağlayacak olan Kanal İstanbul'u değil, ürettiklerini dış pazara hızlı ve ucuz olarak taşıyacak projeleri istiyor. Çorum'un olmazsa olmaz önceliği demir yolu ve havalan iken bunları bırakıp 40 dilim tüneline başladınız. Yıllardır onu da beceremediniz. 40 dilim tüneli projesi 370 milyon liraya ihale edildi. Oysa 40 dilim yolu için 10 yıl önce bir o kadar daha para harcadınız. Sonuç, Osmancık yolu ve 40 dilim tüneli 7 yıldır bit.
Bitirelim lütfen. Harcanan para 2 milyar lirayı geçti. Kazanan yandaş müteahhitleriniz, kaybeden ise ülkemiz oldu. Sayın Bakan, Çorum'da dahi bu kadar yarım kalmış proje varken sizin 395 milyarlık bütçeniz nereye gidiyor? Şayet beşli çeteden artarsa ve bu bütçeden Çorum'un nasibine ne düşecek merak ediyorum. Bu bütçede seçimlere Çorum halkına söz verip yapmadığınız Samsun, Çorum, Mersin demiryolu, Kırıkkale, Samsun, Çorum hızlı tren projesi, yarım kalan Çorum havalanı, Çorum'un acil ihtiyacı olan kuzey ve güney çevre yolu, bitmeyen 40 dilim tüneli, Çorum merkez ile Meclisüzü, Ortaköy, Osmancık, İskilip, Alacay'ı birbirine bağlayan bağlantı yolları, İskilip, Oğuzlar, Sahil yolu, İskilip, Tosya yolu, Boğazkale, Alaca, Ortaköy, Turizm yolu 2024 yatırımınızda var mıdır? Bu bütçede Çorumlu sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak, kalkınmayı artıracak neler var Sayın Bakan? Çorum ve ülkemiz sizden icraat bekliyor.